Burası Tataristan. Tatar halkının, Müslüman Türklerin yurdu. Kazansu, yani Kazan Nehri'nin kenarındayız. Arka planda modern Kazan şehri yükseliyor. Üzerinde bulunduğumuz bina ise bir evlendirme dairesi. Kazan Evlendirme Dairesi. Ve işte nehrin öbür tarafında tarihi şehir yükseliyor. Kazan Kremlini. Dünya kültür mirası arasında kabul edilen tarihi bir şehir olan Kazan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti. Kazan Kremlini içindeki gezimize isterseniz bu noktadan başlayalım. Burası eski tarihi bir manastırın alanı. Bu arada Kazan 2014 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ve artık sanatçıların o etkinliklere yönelik yaptığı eserlerde boy göstermeye başladı. İşte Türk dünyasından gelen sanatçıların, heykeltıraşların eserleri burada sergileniyor. Nereye baksanız, ne tarafa dönseniz etkileyici bir fotoğraf görmek mümkün. Sadece ama sadece bu noktadan bir hatıra fotoğrafı çektirebilmek için bile Kazan'a gelmeye değer. Nehrin bir tarafında görkemli, haşmetli tarihi binalar, karşı kıyısında ultramodern yapılar. Kazan'da birbirinden güzel camiler boy gösteriyor. Kul Şerif en ünlüsü. Kazan Kremlini içinde Kul Şerif Camii'nden sadece 100 metre uzakta bir de kilise, katedral bulunuyor. Hemen onun yanında yeşil renkte olan Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve onun yanı başındaki tarihi kule ise Suyunbike Kulesi, yani Kazan'ın simgesi. Kazan'da Kurban Bayramı'na da tanıklık ettik. Bayram namazında camiler doldu, taştı. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bayram sevinci yaşıyoruz. Bölgenin en ünlü camii olan Kul Şerif Camii'ndeki bayram namazının ardından şimdi de bayramlaşmalara tanıklık ediyoruz. Dünyadaki tüm Müslümanlara barış, sağlık ve huzur diliyorum. Tüm Müslümanların masaları dolu olsun. Allah bize merhamet etsin. Kazan sokaklarında kaçan danalar, kurbanlıklar, onları kovalayan acemi kasaplar aradık. Aradıksa da bulamadık. Zira Kazan'da kurban kesimi için işte böyle özel konteynerlar kurulmuş durumda ve bütün işlemler bu konteynerların içinde yapılıyor. Müzik
bayramlaşmak için Kiske köyüne doğru giderken Sukırı köyünde bir cami dikkatimizi çekti. Kurban kesim organizasyonu ve tertipli yerleşkesiyle öne çıkan yolcu camiini dikkatle inceledik. Şimdi yol boyunda Sakura köyünün camini görünce hemen bizi davet ettiler. Gurur duydukları bir tesis var çünkü. Merhaba Ferit. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada kurbanlıklar için özel de bir tesis kurmuşsunuz caminin hemen yanı başında. Bir anlatır mısınız nasıl bir yer? Siz de çok gurur duyuyorsunuz bununla. Tekrar hoş geldiniz. Bizim yani, Urus Aulu'nda şunda meşitimiz var. Bir katı motor meşit. Bizim burada bir camimiz var. Aynı zamanda Tataristan'ın ilk tesisleri var bu caminin bahçesinde. Bugün bayramın ilk günü. Burada şu ana kadar 300 kurban kesildi. Şuradan kurbanlıklar satın alındı. Hemen yanında kesim yapıldı. Burada kurban kestirenler çok memnun oldu. Bu yerde kütüp duralar üç sarıkların. Akalı fakının tabılgan şoğı Duğanlarının sağınıgan şoğı Kiske köyüne vardığımızda sıcak bir şekilde karşılandık. Bayramınız mübarek olsun. Nasıl geçiyor bayram? Elhamdülillah, Allah'a şükür. Hoş bulduk. Siz ne de ahlayık. Bayramlar ve tebrik gitmez. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Allah sağlık selamet versin. Kurban bayramını sevinçle karşıladık. Konuklar, çocuklar, torunlarla birlikteyiz. Sabah namazında vaaz dinledik. Namazdan sonra cemaatle bayramlaştık. Ne pişirdiniz? Ne pişirdiniz? Kıymak pişirdik. Kıymak pişirdik. Kaymak pişirdik, bayram yemekleri yaptık. Allah'a şükür. Ben daha şimdi suyu Allah'a şükür. Tatar ailesine misafir olduk. Bayram sofrasına oturacağız. Bakalım neler geliyor. Görelim ne ikram ediyorlar. Bu ne acaba? Taraftan siz söyleyin. Onun... Tatar halkının milli rızığı beliş. Tatar milli yemeği beliş. Bakar mısınız? Ekmek, pilav, yemişler içinde. Yemiş, içinde dügü. Milli rızığı şişek. Bir tane tatlı rızık. Şişek tatlı. Zinnatullah ailesi bayram sofrasında bize de yer verdi. Neşe içinde yediğimiz rızıklar Tatar mutfağının bayramlık yemekleriydi. Bayram sofrası bayrama yakışır şekilde şenlendi, şölen oldu. Bizim de unutulması zor bir bayram hatıramız oldu. İçindeki Kul Şerif Camisi yokken Tatar halkının bir başka gurur kaynağı Mercani Camisi vardı. 16. yüzyılda Korkunç İvan tarafından tarihi Kazan'dan kovulan Müslüman Tatarlar
asırlar önce yaban domuzlarının kol gezdiği bir gölün kıyısını yurt tutmak zorunda kaldı. Zamanla bu bölge imar edildi, güzelleşti. Artık Mercani Camisi'nin de bulunduğu tarihi Tatar Mahallesi'ne dönüştü. Kazan'da Mercani Camii'nin yakınlarında tarihi bir Tatar mahallesindeyiz. Zamanında varlıklı insanların, bilim adamlarının yaşadığı harikulade bir cadde burası. Birbirinden güzel yapılar, binalar, camiler var. Ve işte bu köşeyi döndüğünüzde de Kazan'ın en kısa sokağı sizi karşılıyor. Çakçak Müzesi. Çakçak hikayesini Ruşaniye size uzun uzun anlatır. Birazdan biz de nasıl yapıldığını, o milli tatlının ayrıntılarını size vereceğiz. Ama şu an bulunduğumuz yer aslında geleneksel bir Tatar evi. Oturduğumuz yere seki deniyor pek çoklarına. Oldukça tanıdık bir şey seki. Tatar evlerinin olmazsa olmaz köşelerinden birisi. Ve gündelik hayatın diğer unsurlarına isterseniz hep birlikte bakalım. Çakçak yapabilmek için 200 gram bal gerekir. Şimdilerde şekerle yapıyoruz. Hamurunda bol yumurta kullanılır, ince şeritler halinde kesilip doğranır ve kızgın yağda pişirilir. Yağından arındırılmış çakçak, bal ya da şerbetle tatlandırılır. Bu bizim milli tatlımızdır. 200 gram yağda, Kazan, 2014 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti. Türklerin müzik aletlerinin hepsi değilse de öne çıkan bir kısmı Kazan Kremlin'de düzenlenen bir sergiye konu oldu. Türk halklarının kullandığı müzik aletlerini topladık bu sergide. Maalesef tüm enstrümanları buraya getiremedik. Pek çok Türk memleketinden ilgi çekici olan müzik aletlerini sergiliyoruz. Kazan her ne kadar kültür ve tarih şehri olarak öne çıksa da uluslararası arenada başka şekilde de adını duyuruyor. Kazan tarihi bir şehir, bir kültür şehri ama modern yapısıyla da göz kamaştırıyor. Üstelik Kazan artık adını spor organizasyonlarıyla da duyurmak istiyor. İşte bunun en görkemli tanığı bu stat, Kazan Arena. Kazan'ın kalbi bir anlamda burada atıyor. Burası Bağvan Caddesi. Hemen herkesin yolu buraya düşüyor. Hele bir de turistseniz. Müzik
Birbirinden güzel binalar, devasa nehirler ve köklü kültürüyle Kazan adeta bir açık hava müzesi. Ancak sadece Kazan şehri değil bizi büyüleyen. Antik Bulgar şehri, İdil Hanlığı'nın başkenti Bulgar'dı. Ve bugün Tatarların atası olarak kabul edilen Bulgarların uygarlığı, göz kamaştıran müze ve ören yerlerinde sergileniyor. Bulgar Tarih ve Arkeoloji Kompleksi UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış durumda. İlginç bir nokta ise Volga Nehri'nin kenarında olması. Yani ziyaretçileri Volga'dan nehirle bir yolculuk yapıyor, iskeleden çıkıp buraya gelebiliyor. Cengiz Han'ın yani Altın Ordu Devleti'nin soy ağacı var. Neden? Çünkü şöyle bir kırılma noktası oluşturuyor. İdil bölgesindeki devlet Altın Ordu hakimiyetine girdikten sonra artık burada yaşayan Kıpçaklar, Bulgarlar ve diğer boylar Tatar halkı olarak anılmaya başlanıyor. İdil Bulgarlarının İslamiyet'e geçişinin hikayesi nasıldı, onu bir anlatınız. Burada İslam Orta Asya'dan gelen tüccarlar tarafından getirilmiştir. Ama resmi olarak İslam dini Bağdat kervanı buraya geldikten sonra 922 yılında kabul edildi. Bundan sonra Bulgar bölgesi İslamiyet'i tanıyan ilk bölge olarak tanındı. Aslında bu çok eski şehir, kutsal bir yer. Zira Bulgar 922 yılında Tatar halkının Müslümanlığı kabul ettiği yer. Müzede İdil boyunda yaşayan Türklerin geleneksel kültürü sergileniyor. İpek yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olan Bulgar'ın konumu, askeri ve sosyal buluntular da müzede. Sekiz asırlık binalar, kümbet ve camilerin arasında dikkat çeken bir başka yapı var. Aslında İdil Nehri kenarında rastladığımız en yeni yapı bu. Ancak çok önemli bir şeyi sembolize ediyor. Toplu halde İslamiyet'in kabul edilişini. Peki içinde nasıl bir hazine barındırıyor? Gelin birlikte bakalım. İşte dünyanın basılı olan en büyük Kur'an-ı Kerim'i, Guinness tarafından tescil edilmiş dev boyutta bir Kur'an. Thank you.
hangi özellikleri tescil edildi? Burası hatıra salonu. En büyük basılmış Kur'an-ı Kerim'de işte burada. Çok etkileyici ebatları var. Kapalı halde 1,5'a 2 metre. Ağırlığı da 500 kilogram. Baskısı Vatikan'da bir basım evinde yapılmış, özel bir kağıt kullanılmıştır. Kağıdın ismi de Lorenza'dır. Kur'an'ın dış yüzeyi malahit dokuması üzerine değerli taşlarla süslenmiştir. Motifleri gümüş üzerine altın mikronla kaplanmış. Ciltlemesi de deriden yapılmıştır. Osmanlı döneminden kalan pek çok tarihi eser var bu bölgede. Mesela arka planda bir minare yükselmekte. Ama 13. yüzyılda yapılan halinden eser kalmamış. Yine de restore edilen hali bir hayli gösterişli. İstersen tarihi eserlere biraz ara verelim ve Ekmek Müzesi'ne gidelim. Belki yöresel yemekleri de görme imkanı buluruz. Az önce ev sahibimiz anlattı. Ben de size aktarmaya çalışayım. Bu biraz da çiftliği andıran evde arka plandaki yer depo olarak kullanılıyor. Diğer yapı burası hayvanların yemlerini saklandığı bir başka depo. Onun yanında hemen bir hamam yer alıyor bu kompleksin içinde. Ve hemen onun arkasında hayvanların barındığı yer. Ve geçelim isterseniz değirmencinin evine bakalım. Tatar evinde bindiğimiz seki. Bu Tatar evinin olmazsa olmazı. Üzerinde bir semaver görüyoruz. Çay çok seviliyor doğal olarak. Tabii bütün bu ev eşyaları aslında akşam olduğunda kaldırılıyor. Çünkü evde yatacak yer lazım. Bu sekinin üstüne bir döşek seriliyor. Burada yatılıyor. İsmail hemen sağına doğru dönebilirse eğer, bildiğimiz bu kara ocakta olmazsa olmazlardan bir tanesi, hem ısınmak için hem de yemek yapmak için kullanılıyor. Mutfağının en geleneksel lezzetlerinden birisi. Bu nedir kıymak? Bu bizim Tatar halkının barangadan kiriyen tabağı aşı. Kıymak diye atala. Kıymak. Bu arada kıymak pişti. Kıymakını eğlendirip kırmıyız. Ne zamanlar yapılır bunu? Tatar halkının çok eskiden gelen bir mutfak geleneğidir kıymak. Mayalı hamurdan yapılır. Eşi hamurla pişiriyoruz. Ekmek Müzesi, Tatar köy hayatının tarımsal yönünü gelecek kuşaklara yansıtmayı amaçlıyor. Söz tarım ve hayvancılıktan açılmışken, Kazan'dan Kama Nehri'ne doğru bir yolculuğa çıkalım mı? Gazel yapraklarının
harikulade bir tabloya dönüştürdüğü yoldan geçerken arıcılara rastladık. Kama Nehri'nden ayrılıp Kaşan ormanlarına doğru ilerledik ve gördük ki başta ıhlamur ağacı olmak üzere pek çok ağaç çeşidi bulunuyor. Üstelik yaz mevsimi boyunca da çok sayıda çiçek var bölgede. Hal böyle olunca arıcılık için yüksek potansiyel ortaya çıkıyor. Bakalım bu potansiyel değerlendiriliyor mu? Kaşan ormanlarında balcılık yapıyorsunuz. Ne tür bal yetiştirilir? Hangi ağaçlardan bal elde ediliyor? Bu yıllarda bir iki yıl yazlar matur. Son iki yıldır yazlar güzel geçiyor. Bundan dolayı arılar çok çalıştı ve çok verimli bir iki yıl oldu. Bundan dolayı balımız da çok oldu. Çiçekler oturtabız bal çiçeklerinde. Bizim burada ıhlamur ağaçlarının fazlalığı verimi daha da çok artırdı. Şular üstüne işte, biz takan çiçeğimiz, bizim ballı kültürler, bal çiçekler çiçeğimiz, balga. Yolumuz bu kez de ilginç bir çiftliğe düştü. Küçücük arılardan sonra kocaman develerle karşılaşmak bizi şaşırttı. Deve deyince aklınıza neresi geliyor bilmiyorum ama Kazan yakınlarından tarihi İpek Yolu geçerken develer bu topraklarda sıkça görülüyordu. Belki de o tarihlerden bu yana hiçbir deve bu topraklarda ayak basmadı. Ama şimdi Rusya'nın tek deve yetiştirme çiftliği işte burada. Etinden, sütünden, yününden ve gübresinden faydalanılıyor. Develeri bu alanda yetiştiriyoruz. Doğal yaşam koşullarının dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Bu alanın tamamı 10 hektardır. Fakat biz bölümleri ayırdık. Bölümlerde yavrular ayrı yerde, damızlıklar ayrı yerde yetiştiriliyor. Et, süt ve yününden para kazanıyoruz. Kazan'ın Laişeski ilçesi mutlaka görülmesi gereken bir yer. Zira Tataristan'da Ruslar ve Tatarlar yani Hristiyan ve Müslümanlar bir arada yaşıyor. Üstelik iç içe, dostça.